Hepiniz hoş geldiniz. İpek Hanım'ın söylediği kadar ilginç bir şey söyleyebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü hep şöyle düşünmüşümdür. Dede Korkut eseri malum haliniz bilim alemince bilineli 200 yıl oldu. 200 yıldır bilinen bir eseri, hele eski Yunan'ın mitolojisi, Batı dünyası için neyse, Dede Korkut da bizim için o anlamdadır. Dede Korkut gibi bir eseri, 200 yıldır malum olan bir eseri bu salonda olanların bilmemesi düşünülemez. Artık 200 yıldır Dede Korkut da bizim için enteresanlık taşıyacak bir şey de kalmamıştır diye düşünüyorum. Ben bu toplantının sadece Dede Korkut'la ilgili belki bir sohbet, bir hatırlama, bir fikir alışverişi olacağı kanaatindeyim. Ama umarım belki birkaç genç arkadaşın alan dışında dikkatini çekecek bir bilgi de olursa bu da bu sohbetin faydalarından olacaktır. 200 yıl geçti dedik. Neden 200 yıl geçti? Neyin üzerinden? Dede Korkut kitabının Dresden'de mevcut olan nüshasının bilim alemine duyurulmasının üzerinden 200 sene geçti. Alman araştırmacı von Diez böyle bir eser olduğunu bir makaleyle duyurdu. Sonra kendisi bazı çalışmalar yayınladı. Biz de bu eserin farkına varmış olduk. Gerçekten olduk mu? Aslında olmadık. Yani biz Türkler olarak, o zaman tabi yıl 1815, Osmanlı ulemasının, üdebasının, urefasının bu buluştan, bu eserden çok da haberdar olduğunu zannetmiyorum. Çünkü uzun bir süre bizim matbuatımızda mesela Namık Kemal'de Dede Korkut'la ilgili bir şey yoktur. Ziya Paşa'da yoktur. Şinasi'de yoktur. Yani farkında değillerdir yani Dede Korkut eseri. Aslında onun üzerinden bir 100 sene daha geçince biz işin farkına varıyoruz. Dede Korkut eserinin önemini anlıyoruz. Sağ olsun Batılı oryantalistler ve Türkologlar. Dede Korkut halk arasında bir nebze yaşıyordu. Çok da fazla yaşamıyordu. İzleri, kalıntıları vardı ancak bizim tarafımızdan tamamen unutulmuştu. Böyle bir unutuş, nisyan acı verici bir şeydir ama sosyolojik de bir gerçekliktir. Çünkü Dede Korkut kitabın başında da söylendiği gibi Ala lisan-ı taifeyi Oğuzan, yani Oğuz taifesinin, Oğuz halkının, kavminin dili üzerine yazılmış, yazıya geçirilmiş veya söylenmiş bir metindir. Kimdir bu Oğuzlar? O Oğuzlar biziz, biz olmalıyız. En azından Oğuz dediğimiz kavmin, halkın büyük bir kısmı, kahir ekseriyeti Anadolu toprakları içerisinde yaşıyor. Bir kısmı bugün Azerbaycan'da ve İran'da, bir kısmı belki Türkmenistan'da, Irak'ta, Suriye'de yaşıyor ama büyük çoğunluk, belki 70 milyona yakın bir çoğunluk Türkiye'de yaşıyor. Peki biz Oğuz muyuz? İçimizde kendini ben Oğuz'um diye tanıtan var mı? Yok, yani Oğuz kimliğini taşıdığımızı iddia etmiyoruz. Bunu sadece biz Türkologlar, tarihçiler biliyor ve bilimsel çalışmalarımızda kullanıyoruz. Yoksa halkın kendisinin Oğuz kimliğine aidiyet iddiası yok. Son 100 senedir belki bu aşiret düzenindeki kimlikleri de ortadan kaldırıp bir üst kimliğe, yani Türk kimliğine hepimiz çıkınca artık Oğuz'un alt dalı olan Kınıklık, biraz Kayseri bölgesinde falan yaşar, Avşarlık, efendim Beydillilik vesaire gibi kimlikler de bütünüyle unutulmuş. Anadolu'da birçok, biliyorsunuz Oğuzların 24 boyu vardır. Bu boyun her birinin Anadolu'da önemli izleri var. Emin olun bu izlerin önemli bir çoğu kaybolup gitmiştir. Size birkaç örnek vereyim. Halkalı diye yer adları vardır. İşte İstanbul'da vardır Halkalı, İzmir'de vardır. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde Halkalı semti, Halkalı köyü, Halkalı bölgesi vardır. Nedir bu Halkalı? Bir halka mı vardır orada? Ne bileyim işte develerin bağlandığı vesaire. Böyle bir şey yok.
Halkalı. Nereden geliyor olabilir? Alka Evlü. Oğuz boyunun adı muhtemelen fonetik olarak Alkavlu oluyor. Alkavlu'nun artık bir anlamı yok. O halk içinde yani bir anlam ifade etmiyor. Halk etimolojisi denilen bir kavram vardır lingüistikte. Manası bilinmeyen bir kelimeyi ana dildeki manası bilinen bir kelimeye benzetir. İşte atlı karınca mesela. Atlı karasyo, arabadan geliyor o. Atlı karınca demiş, yoksa orada karınca falan yok. Benzediğimiz bir şeye aktarıyoruz. Ortasyo çiçeğinden ortanca yapıyoruz gibi. Bu Alkavlu sözü de Halkalı'ya çevriliyor. Oluyor Halkalı diye bir yer. Birçok yerde yine yuva, yuvacık vesaire gibi yer adları vardır. Bu bir yuva mıdır gerçekten? Kuş yuvası mıdır, insan yuvası mıdır bilmiyoruz. Aslında bunlar da yuva boyunun dönüştürülmüş, halk etimolojisinde dönüştürülmüş şeklinden ibaret. Mesela kayı adı birçok yerde kayaya dönmüştür. Kayılı, kayalı, kayalı şeklinde olmuştur. Benim kendi memleketimde de iki tane Kayalı adında köy vardır. Büyük Kayalı, küçük Kayalı. Halk ona Kayalı der. Kayı elli ya da Kayalı. Kayılı adı Kayalı'ya dönüşüyor. Yani biz mesela Beydilli. Benim rahmetli anneannem, bugün Türkiye'nin en önemli altın kaynaklarından birinin olduğu Kışla köyü vardır. Oralı idi. Dedem de hep derdi ki onlar hakkında, bunlar Heydeli yürüyor. Nedir bu Heydeli yürüyor? Bu neticede bunlar köylü. Tabii kasabanın adab-ı muaşeretine pek uymayan bir yaşama biçimleri var. Biraz sert insanlar. Acaba onun için mi Heydeli deniyor? Delilik şeyi var, Heydeli. Sonra çözüm bu Beydilli kelimesinin dönüştürülmüş bir şeklinden ibaret. Bütün bunlar Bügdül, Begdil vesaire şekillerine aktarılıp değişti. Oğuz kimliği kayboldu. Oğuzların töresi kayboldu. Yazıcıoğlu Ali'nin Tevarih-i Ali Selçuk'unda Osman Bey'in bey seçilmesi anlatılır. Osman Gazi'nin bey seçilmesi anlatılır. Bütün kayı beyleri gelirler, bir meşveret kurulur. Osman'ın bey olmasına karar verilir. Bey seçildikten sonra hepsi Osman Gazi'nin önünde yer öperler, secdeye kapanırlar. Yani. Ve kımran getirip içerler. Ben o parçayı Osmanlıca kitabımı almıştım. Ama kımran kelimesini bulamamıştım. Ya nedir bu kımran diye bir not düşmüştüm ilk baskılardan. Muhtemelen dedim kımıza benzeyen bir içkidir. Yani kımran, kımız aynı kökten geliyor. Meğer Kazakistan'da yaşarmış. Kımran içkisi, deve sütünden yapılan, diğeri at sütünden yapılır kımız. Deve sütünden yapılana da kımran denir Güney Kazakistan bölgesinde. Kımran getirdiler ve içtiler diyor. Üç defa işte önünde yer öptüler, secdeye kapandılar ve Osman Gazi'nin beyliğini kutsamış oldular. Ol vakitte Oğuz töresinden bakiye var idi. İmdiki gibi bütünüyle yok olmamış idi diyor. Yazıcıoğlu Ali, iyi bir Oğuz milliyetçisidir, bunu da ifade edeyim. Demek ki daha 16. yüzyılda Oğuz gelenekleri, hatta etnonimi, aidiyeti büyük ölçüde unutulmaya yüz tutmuş. İsimler değişmeye başlamış. Çok lokal işte Kınık, Avşar vesaire belki bunlar bir süre daha yaşadı ama Oğuz adı kaybolmuş. Osmanoğullarında bir Oğuz aidiyeti vardır biliyorsunuz. Ama bunlar Osman Gazi'den en az 200 sene sonra ortaya konmuş metinlerdir ve tarihçilerin çoğu bunların kurgu şecereler olduğu kanaatindedir. Osmanoğlu hanedanının kendisine, çünkü bölgede birçok hanedan Oğuzlara dayandırıyor kökünü. Onlar da kendi soylarını Oğuz Kağan'a dayandırıyorlar. Ve böylece o asalet iddiaları bir temele oturmuş oluyor. Cem Sultan'da ve Beyazıt'ta ikisinin oğlu Korkut, Cem Sultan'ın oğlunun adı Oğuz'dur. Bu çok önemli iki isim. Bu iki isim nasıl oluyor da konulabiliyor bu dönemde? Çünkü o dönemde bir
Oğuzculuk şeyi tekrar bir canlanıyor. Bilhassa Cem Sultan'ın muhacerette geçen, bugünkü Irak bölgesinde geçen yıllarda, Oğuzname geleneğinin yaşadığı bölgelerde, Irak bölgesinde, Kerkük, Erbil bu bölgelerde Oğuzname anlatıcılarıyla karşılaşıyor. O Türk tarihini ta Oğuz Kağan'a bağlayan gelenekle yüz yüze geliyor ve böylece onda bir şuur oluşuyor. Bu bir takım metinlerin de Anadolu'ya taşınmasına yol açıyor. Muhtemelen Beyazıt'a da sirayet eden şey buydu. Korkut ve Oğuz adları böyle ortaya çıktı. Bu küçük parlama da çok tabii uzun süreli bir etki bırakmadı. Tekrar kayboldu ve unutuldu gitti. Biz bugün kendimizi Oğuz olarak tanımlamıyoruz. Ama dünyada da kendisini Türk olarak tanımlayan Ender Türklerdeniz. Bu da garip bir cilvedir. Biliyorsunuz Orta Asya'ya gidenler bilir. Kazak vardır, Kırgız vardır, Türkmen vardır, Azeri vardır. Ama doğrudan doğruya ben Türk'üm diyen esasen Anadolu Türkleri olmuştur. Oysa 100 sene önce Orta Asya'dakiler kendilerine Türk derdi, biz Osmanlı derdik. Neyse buradan Dede Korkut'a gelelim. Dede Korkut bu Oğuz kavminin, Oğuz halkının çok uzun macerasını anlatan bir hikayeler toplamı. Bunun bir yazıcısı yok. Yani Dede Korkut yüzeyden okuyan birçok insanın zannettiği gibi bu hikayeleri yazıya geçiren, yazan, anlatan birisi değil. Metinlerin hiçbirisini Dede Korkut anlatmaz. İşte Dede Korkut derler bir el koptu diyor bakın şeyden. Bir anlatıcı var. Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut ata derler bir er koptu. Yani böyle bir zat zuhur etti. Anlatıcı Korkut ata olsaydı, Dede Korkut olsaydı böyle ben ettim derdi. Ben çıktım, ben yaptım derdi. Korkut ata Oğuz kavminin bakın kim olduğunu da anlatıyor. Müşkilini halledi. Yani bir üçüncü şahıstan bahsediyor anlatıcı. Demek ki Dede Korkut anlatıcı değil. Dede Korkut her hikayenin en azından sonunda bir defa ortaya çıkan, bazen aralarda ortaya çıkan, bir iki hikayede küçük roller üstlenen bir tür figürandır ama ana figüranlardan bir tanesi. Esas oyuncu da değil hiçbir zaman. Ama o hikayenin en başına kim olduğu belli edilmiş. Deniyor ki o kişi yani Bayat boyundan Resul Aleyhisselam zamanına yakın yani 7. yüzyılda zuhur eden bu zat Oğuz'un tamam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayipten türlü haber söylerdi. Burada bilicisiydi demek yani gelecekten haber veren. Nitekim gayipten haber verirdi diye de bunu teyit ediyor. Bir tür şaman anlayacağınız. Yani bizde çünkü gayipten haber verme diye bir şey İslam anlayışında yoktur. Falcı olması lazım böyle bir şey ki bizde de fala da inanmayız yani. Falsız kalmayız ama fala da inanmayız. Gayipten haber verirdi dediğine göre onun o şaman şeylerine, özelliklerine dikkat çekiyor. Belki gerçek Dede Korkut Resul Aleyhisselam zamanına yakın değil, çok daha önceden zuhur etmişti. Sonra bütün destan kahramanlarında olduğu gibi çağlara göre ayak uydurdu, Müslümanlaştı ve Müslüman özellikleriyle topluma önderlik etmeye başladı. Hikaye onu değiştiriyor. Korkut Ata diye bir tip var. Ha, bazı tarihçiler gerçekten Korkut Ata'nın filanca tarihlerde yaşamış olabileceğini bazı mezarlardan, kayıtlardan yola çıkarak söylüyorlar. Ama bunlar biraz tartışma götüren bilgilerdir. Burada bunu söylüyorum. Bu metin Oğuzların binlerce yıllık hatıralarının üst üste yığıldığı bir metin. Tıpkı bir arkeolojik ören yeri gibi, bir höyük gibi. Hani kazılar yapılır, birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman. Her birinde farklı bir medeniyet vardır. Hikayeleri de karıştırdığınız zaman işte bu şamanlıktan başlayan İlk Müslümanlıkla tanışma devrelerini anlatan, sonra gerçekten Müslümanlığın bayağı yerleştiği, uğruna ölünüldüğü, gazalara çıkıldığı dönemlerin de olduğu birkaç katmanın iç içe olduğunu görürsünüz, bulursunuz. Mitoloji vardır,
şamanlıkla bile alakası yok. Mesela Tepegöz hikayesi çok mitolojik bir hikayedir. İşte burada bir tür Dede Korkut'tan ilk bakışta bir şaman gibi bahsediyor. Şaman demiyor elbette. O Müslüman bir alimden, alim demeyeyim ama zattan bahsediyor. Ama biz onu o gayipten haber veren, her dediği olan, işte yarın şöyle olacak, üç ay sonra böyle olacak diye bir adam ancak bir tür şaman olabilir. Ve dediği de çıkıyor. Deli Dumrul'a geliyorsunuz. Deli Dumrul hikayesi en çok bilinen hikayelerden bir tanesi. Kuru bir köprünün çayın üzerine, akarsunun üzerine köprü yapıp geçenden de geçmeyenden de akçe alan bir bey vardı. Deli Dumrul da bir beydir. Dede Korkut'ta anlatılan bütün hikayeler esasen bir aristokrasi hikayesidir. Yani orada sıradan insan hikayesi pek yoktur. Çok light motif hep bey aristokrasi hikayesi. Beylerin hikayesi olarak anlatılır. Deli Dumrul ölen bir gencin intikamını almak ister. Azrail olduğunu öğrenince bre kimmiş hele çıksın karşıma da şunun intikamını alayım der. Yani Deli Dumrul Azrail'i tanımamaktadır. Bilmemektedir. Ama sonrasında hikayeyi anlıyoruz ki Deli Dumrul aslında Müslüman. Allah'ı övüşünden anlıyoruz. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin diye neredeyse İhlas Suresinin Türkçe çevirisi gibi olan mısralar okur bize. Aslında Allah'a inanıyor ama henüz her şey tam yerine oturmamış. O eski inançlarıyla Müslümanlık inançları iç içe geçmiş. Hikayenin bütünü de zaten Allah'ı tam Müslümanların inandığı gibi değil de biraz daha farklı bir iş. Her işe karışan böyle, her işe elbette Allah karışır ama yani Azrail'le olan kavgaya karışıyor, gerektiğinde Deli Dumrul'a laf atıyor falan gibi böyle bir Allah şeyi orada gösteriyor. Tam Müslüman bir toplumun şeyi değil tabii bu. Daha önceki bir döneme ait izler taşıyor. Sonuçta yeni yeni Müslüman olan bir toplumdan bahsediyoruz. Deli Dumrul hikayesinde bunu görürüz. Mesela Tepegöz'ü biraz daha mitolojik bir hikaye gibi görmek lazım. O ayrı bir şeydir. Onun dışında hikayenin bütününe baktığımızda çok sağlam bir İslam inancı var. Yani bu Müslüman bir toplumu anlatıyor. Bir defa iç savaşlar dışında, birbirleriyle olan mücadelelerinin dışında bütün çatışmalar Karadinli kafire karşı yapılır. Karadinli, Karadonlu kafire karşı yapılır. Arı sudan abdest alınır. Adı güzel Muhammed'e salavat getirilir. Sabahları ezan okunur. Serin serin tan yerler estiğinde sakalı uzun tat müezzin Bangladuk'ta yani ezan okuduğunda ve tabi bu tat müezzin de enteresan. Tat müezzin tatlar İrani bir halktır. Tat müezzinden kasıt yabancı bir din adamı. Yani Oğuz değil, Oğuz elinden değil. Sakalı uzun demesi de belki hani Oğuzlarda sakal var, muhtemelen vardı ama bu biraz daha uzun sakallı olan bir adam olsa gerek. Tat müezzine 11 ezan okunuyor. Ezan okunuyorsa bir yerleşik hayat var demek. Muhtemelen bir mescit var, bir cami var. Dini ritüeller yerine getiriliyor, namaz kılınıyor. Mesela kafir ilini aldıklarında Oğuzlar kiliseyi yıkıp cami yapıyorlar ve namaz kılıyorlar orada. Tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi. Osmanlı'da ne yapıyordu? Elbette kiliseleri yıkmadık. Ama büyük şehirlerde en önemli kiliseyi camiye çevirdik. Ve orada namaz kıldık. Atalarımız böyle yaptılar. Oğuzlar da böyle yapıyorlar. Diğer hikayeler, peygamberlerle ilgili bazı kıssalar, işaretler falan aslında Müslümanlığın da epeyce yayıldığı bir döneme işaret ediyor. Dediğim gibi Oğuzların tarihi içerisinde farklı dönemlerin izlerini ararsak bulabileceğimiz, çok derin köklerimizi yakalayabileceğimiz bir metindir Dede Korkut. Dede Korkut bugünkü Türk toplumunu anlamanın da anahtarlarından bir tanesi. Yani mesela Türkiye'deki
Alevi Bektaşi toplumunun birçok ritüeli, biraz da köy Aleviliğinde birçok uygulamanın Dede Korkut'ta neredeyse birebir aynı kalıntılarını bulmanız mümkündür. Mesela Dede Korkut yiğitleri şarap içerler savaşa gitmeden önce. Yani önce birkaç gün meyhanede kafayı çekiyorlar. Sonra arı sudan abdest alıp, bu arı su tabiri şer'i bir tabirdir. Biliyorsun tahir, abdest alınacak su tahir olmalıdır. Yani temiz ve temizleyici olmalıdır. Arı su o demektir. Arı sudan abdest alıp adı güzel Muhammed'e salavat getirip Karadinli kafirle gazaya giderler, gazi veya şehit olurlar. İçki içme meselesi tabi Müslüman bir ordunun şarap içmesi ya da alkol alması caiz midir? Caiz değildir ama olan bir şeydir. Bunu bizim Osmanlı askerleri de yapıyordu. Yani Yeniçeriler de Sultan Süleyman zamanında, Kanuni zamanında bile Kanuni vefat ettiğinde ordu İstanbul'a dönüyor. Tabi yeni bir padişah gelmiş. İkinci Selim padişah olmuş. Ordunun başına geçmiş. Ama Yeniçeri'nin alacağı ulufe, terakkiler henüz belli değil, maaş artışları. Bunu sağlamak için Çatalca'da mola verdiklerinde Selanik'i anlatır bunu, yani Osmanlı tarihçisi anlatır. Fıçıların etrafında böyle ateşler yakılır, sabaha kadar şaraplar içilir ve yarın yapacakları eylemi tartışır Yeniçeriler. Bu ordu, yani Osmanlı hala yükseliş zamanı, bozulma zamanı falan değil. Biraz bizim genetiğimizde olan bir şeydir, uygulamadır. Pek çok anlayış, mesela karakter değiştirme, işte Azrail'in güvercin olup uçması, biliyorsunuz Hacı Bektaş Veli de don değiştiren, yani kılık değiştirebilen bir evliya idi. Ne bileyim, suya mesela hitap ederler, su kültü vardır. O su kültüründe su mübarektir. Suya hitap ederken der ki, sen didar görmüşsün, söyle bakalım diye hitap eder. Suyun didar görmesi, yani Allah'ın cemalini müşahede etmiş olması, aslında Sünni İslam anlayışında da vardır, o yaratılışla ilgilenmiş. İlk önce su yaratıldı, sonra insan sudan yaratıldı, o yaratılan su Allah'ın yüzünü görmüş, onun için mübarektir. Başka metinlerde de geçer. Suyla, su, niçin çağıldayıp inil dersin, inilersin? Su cevap verir. Der ki, ben Tanrı'nın yüzünü gördüm. İşte ondan sonra bu dünyaya indim. Ve bu aşk ile ve bu ayrılışın acısıyla çağlayıp inlemekteyim. Tıpkı dolap gibi. Diye cevap verir. Bir başka metinde. Yani suyun didar görmesi, daha birçok şey. Mesela bir dağ kültü vardır. Bu Türklerde, yani İslam öncesi Türklerde, Moğollarda dağa tapınma, yaratıcının mekanı olarak bilme dağı, dağı kutsal bilme çok yaygın bir anlayıştır. Cengiz Türk değildi, Moğol'du ama Moğollarla Türkler arasında bir takım inanç geçişleri boldur, çok yakın yaşamış iki toplum. Biliyorsunuz o kutsal dağa çıkarak orada ibadet eder, yaratıcısıyla görüşür, oradan bir takım işaretler aldığı anlatılır Moğolların gizli tarihinde. Bizde de dağ kutsaldır daima, Ulu Dağlar. İstanbul'la ilgili böyle bir şey anlatayım. Yine Selaniki tarihi anlatır, Alem Dağı'nı bilirsiniz. Alem Dağı'nda herhangi bir yatır olduğunu ben duymadım. Selanik'in zamanı, yani Kanuni zamanında İstanbul'da bir veba salgını oluyor. Bir müddet devam ediyor. Günde birkaç bin cenaze sur dışına çıkarılıyor. Yani bu kadar ölüme sebep olan bir cenaze. Hastalık, salgın. Bunu def etmek için en sonunda dua edilmesine karar veriliyor. Bütün Şeyhülislamlar, kadılar, alimler, yani İstanbul halkı hepsi Alem Dağı'na gidiyor. Tabii o günün imkanlarıyla bu neredeyse bir günlük yolculuk. Alem Dağı'na gidiliyor, burada ibadet ediliyor. Alem Dağı'nda.
İlginç bir şey değil mi yani? Alemdar'ın bir özelliği yok. Çok yüce bir dağ da değil ama bu bölge için bir yükselti olduğu için Alemdar'a gidiliyor. Orada işte kazanlar kaynatılıyor, yemekler çıkıyor, dualar ediliyor ve sonra İstanbul'a dönülüyor ve veba salgını sona eriyor. Bu o çok kadim dağ kültünün bir izi, bir bakiyesi başka bir şekilde izah edilmesi mümkün değil. Çünkü Alemdar'ın hakikaten bir yatır, bir kutsal mekan yok. Bizim İslam anlayışımızda da dağa gidip ibadet etmenin çok şeyi yok. Gerçi Peygamber Efendimiz dağda ibadet etmiştir. Belki Arap toplumunda da vardı dağın bir şey bilemiyorum ama yani Müslümanlığın kendisi gidin dağa ibadet edin diye bize bir emir, bir yol göstermiyor. Bu eski kadim şamanist anlayışın çok şuur altımızda kalan izlerindendir. Hala Anadolu'da göçebe Türkmenler, Yörükler yüksek dağlara özel saygı beslerler. Oralarda onların özel ritüelleri, dağlara çıktıkları bir takım hayır hasenatta bulundukları günler de vardır. Bir Toroslarda bu oldukça yaygındır. Dediğim gibi Dede Korkut hikayeleri geniş ve derin bir tarihin izlerini taşıyor. Bu önemli metni Türk insanı unutmuş idi. Bütünüyle unutmuş idi, hafızasından çıkmış. Yani artık bu metni şöyle düşüneceğiz. Hikaye anlatıcıları vardır. En son bunlara meddah deniyor. İşte Erzurumlu Mahir Efendi bunlardan bir tanesiydi. Bizim hocalarımız birçoğundan Köroğlu hikayeleri dinlediler, derlediler. Anadolu'da bu kahramanlık destanı destan anlatıcıları eliyle anlatıldı yüzyıllarca. Yüzyıllarca belli bir forma ulaştı. Tıpkı bir türküyü nakletmek gibi. Form oluştuktan sonra onu artık ustadan çırağa aynı şekilde naklediyorsunuz. Oğuzların hikayesini anlattılar. Böylece Oğuzlar kendi tarihlerini o hikayeden öğrendiler. Kendi inanç biçimlerini, bakın baştaki bu metin çok önemlidir. Dede Korkut soylamış diyor ya, bu Oğuzların yaşama felsefesini veriyor bize. Allah Allah demeyince işler olmaz. Besmele'yi işaret eder. Daha sonra Kadir Tanrı vermeyince er bayılmaz, zengin olmaz. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vade ermeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez. Çıkan can geri gelmez diye uzunca bir şey var. Baş taraflar oldukça dini bir literatürdür. İslam'ın da temelini belki anlatır. Sonra atasözleri gibi diğer temel kaidelerinden bahseder. Er malına kıymayınca adı çıkmaz. Kız anadan görmeyince öğüt almaz. Oğul atadan görmeyince sofra çekmez. Diye devam eden bir toplumsal prensipler silsilesi. Hikaye böyle başlıyor. Önce Oğuzluğun, bir Oğuz olmanın ne olduğunu bize anlatıyor. Bunların önemli bir kısmı, hepimiz hatırlayacağız, ufak tefek değişmiş atasözleri halinde, hala Türkçe'de, Anadolu lehçelerinde, Azerbaycan'da, Irak'ta, yani o Oğuzların nesli olan insanlarda bunlar yaşıyor. Bunları hala işte kız anadan öğrenir, biçki biçmeyi, oğul atadan öğrenir, sofra açmayı. Başka varyasyonlar da var tabii bunun. Gibi birçok atasözü ile Oğuz nasıl olunuru öğretiyor. Oğuz böyle olunur. Bir takım nasihatlarda bulunuyor. Ondan sonra bu 3-4 sayfa devam eden birinci kısımdır. Ondan sonra hikayelere geçiyor. Biz bu hikayeleri unuttuk Oğuz etnonimiyle beraber. Çünkü Anadolu'da yeni bir yapılanma oluştu Türkler için, Oğuzlar için. Başka halklar